Herkese merhaba arkadaşlar. Tango 414 kanalına hoş geldiniz. Başlangıç seviye online tango dansı eğitim serilerimiz devam etmektedir. Üçüncü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kısa kısa daha önce vermediğimiz bilgilerden bahsedeceğiz. Hem de paralel yürümekten, partnerimizin dışında yürümekten, onunla karşılıklı yürümekten, paralel sistemden, bunlara giriş çıkışlardan ve bir başka adım yöntemi olan çapraz adım cross'tan bahsedeceğiz. Dansımızı her zaman saat yönünün tersine doğru bir çember, bir halka şeklinde yapıyoruz. Buna da ronda deniyor arkadaşlar. Ara ara bu bilgilerden de bahsetmiş olacağız. Tutuşumuz her zaman leader'ın sağ tarafı pistin dışına, sol tarafı pistin içine gelecek şekilde olacaktır. Partnerime karşılıklı geliyorum, aradaki mesafemi ayarlıyorum. Tutuşumu gerçekleştiriyorum. Her zamanki gibi ağırlık transferimi yapıyorum. Ayaklarım kapalı. Topuklarımdan V pozisyondayım. Bir yerde tamamen ağırlığımı alıyorum ve yürümeye başlıyorum. Bu ilk dersimizin konusuydu. İkinci dersimizde ise temel altılığı görmüştük. Bunun için ağırlığımı sol alıyordum. Bir geri adım, bir yan adım, ileri, ileri, yan, adım değiştir yapıp dansıma devam ediyordum. Şimdi ise arkadaşlar, üçüncü dersimizin konusu partnerimin paralelinde yürüme ve tamamen karşısına gelme üzerine olacaktır. Bunun için yan adım atıyorum. Yan adım atarken partnerimle tamamen karşılıklı kalıyorsak eğer bu bir paralel yürüme sistemi. Hiçbir dışında veya içinde değil, dış kulvarında değil, iç kulvarında değil, öbür kulvarında değil. Tamamen karşılıklı bir yürüme sistemi. Fakat şöyle bir yürüme şekli de var, şeklimiz de var. Yan adım atıp partnerimi geçersem eğer burayı birinci şerit, burayı ikinci şerit, burayı üçüncü şerit ve burayı dördüncü şerit gibi düşünebilirsiniz. Şu an sağ ayağım üçüncü şeritte, adımımı dışarıdan atıyorum. Gördüğünüz gibi partnerimin tamamen dışındayım. İlk adımı dışarıya, ikinci adımı içeriye, sonra yan yapıp ağırlık değiştirip dansıma devam ediyorum. Buradan da gösterelim. Temel altılığı şu şekilde yapıyoruz şimdi. Bir adım geri, uzun bir yan adım, partnerimi geçiyorum. Dışarıdan bir adım attım, içeriye girdim, yan yaptım, devam ettim. Bazen yan adım atmaya gerek yok, direkt devam edebilirsiniz içeri girdikten sonra. Geri, yan, dışarı, içeri, içeriden devam edin. Fakat şimdilik bu seviyelerde dışarı çıkmak için yan adımı kullanmanızı tavsiye ederim. Yan adım, dışarı, içeri, içeri. Ama dışarı çıkmak için illaki yan adıma gerek yok. Yürürken de adımınızı dışarı çıkabilirsiniz, içeriye girebilirsiniz. Hatta bu tarafa çıkabilirsiniz, içeriye girebilirsiniz. Bu tamamen liderin kontrolünde olan bir şeydir. Follower'ı ortada tuttuğu sürece yürüyüşte lider isterse sağa çıkabilir, isterse içeriye girebilir arkadaşlar. Şimdi temel altılığı hem dışarı hem de içeri girilecek şekilde yapıyoruz. Geri, yan, partnerimi geçtim, uzun bir yan adım attım. İleri, içeri, devam. Yan, dışarı, içeri, içeri. Şimdi arkadaşlar, bu koridor sistemini gösterdik. Bunları evde uzun uzun deneyin. Bunları çalışın, dışarıya çıkın, içeriye girin. Hem paralelinde yürüyün fakat ayaklarınız ters değil, tamamen aynı ayak olsun. Yani benim sağ ayağım gidiyorsa partnerimin sol ayağı geriye doğru gitsin. Buna çok dikkat edin. Şimdiki bu haftanın diğer bir konusu temel sekizli ve çapraz adım cross. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle sizlere kadınlar için cross eğitimi vereceğiz. Fakat bir videoyu, bir kombinasyonu göstermek istiyorum. Geri, yan, koridordayım. İleri, ileri, cross, ileri, yan,
adım değiştir. Buna temel 8 deniyor arkadaşlar. Şimdi sizlere cross'u göstereceğiz. Cross sistemde partnerimin sağ ayağı geriye gidiyor. Ağırlığını arkaya taşıyor. Ağırlığını arkaya taşırken önde kalan ayağını tamamen çapraz bir şekilde yanına çekiyor. Sizlere detaylı tekniğini gösterdiğimiz adıma cross diyoruz arkadaşlar. Cross çapraz adım yerine geçer ve yönlendirme ile yapılır. Eğer erkek yani lider kadının paralelinde dışında yürüyorsa bu kadının cross'a girmesine sebep olur ve bir sonraki adımda eşitlenir, dansımıza devam ederiz. Dışarıdayım gördüğünüz gibi dümdüz ilerlediğim zaman cross ileri yan kapat. Geri bir yan 2 koridora çıktım. İleri 3, ileri 4. Bu pozisyonda bir kalın. Sonraki adım kadının cross'u ve erkeğin adımının yanına basması. Ondan sonra bir adım ileriye, toparlan, yan, kapat. Toplamda 8 adımda oluşuyor ve temel 8'lidir ismi arkadaşlar. Tekrardan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde. Temel 8'li yaparken en dikkat etmemiz gereken şeyler 5. adımın erkeğin ayağının yanına olmasıdır. Buna çok dikkat edin. Geri, yan, koridordayım. En önemli şeylerden birisi. İleri, ileri, tam yanına basıyorum. Ağırlık değiştiriyorum. Sonra düz ileri, yan, adım değiştir. Sonrasında ise dansıma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar neler öğrendik şimdiye kadar 3 derste? Birincisi ön adımı öğrendik lider için. İkincisi yan adımı öğrendik. Üçüncüsü geri adımı öğrendik. Dördüncüsü koridora çıkmayı öğrendik. Koridordan içeriye girmeyi öğrendik. Beşincisi çapraz adımı yani cross'u öğrendik. Altıncısı ise temel altılıyı ve temel sekizliyi öğrendik. Şimdi hepsini birleştireceğiz. Temel altılıya başlayan bir dans yapacağız. Geri, yan, koridora çıkmıyorum. İleri, ileri, yan, adım değiştir. Devam ediyorum dansıma. Hep araya yürüyüş ekliyorum. Yürüyorum. Herhangi bir yerde duruyorum sol ayağımda örneğin. Yine geri sağ ile başlıyorum. Geri yan, bu sefer koridordayım. Dışarı, dışarı, cross, ileri, yan, adım değiştir. Temel 8'imi yaptım. Temel 8'de olabilmesi için 2 kere dışarı adım, 1 kere içeri adım atmam lazım. Koridordayım. Dışarı, dışarı, cross, cross'tan sonra içeriye adım. İçeriye, yan, adım değiştir. Geri, yan, ileri, ileri, yan, adım değiştir. Temel altılıyı bir paralel gördük, bir koridora çıkmalı gördük. Hemen bunun da bir örneğini yapalım. Geri, yan tamamen karşılıklıyım. İleri, ileri, yan, adım değiştir. Bu normal bir temel altılıydı. Koridora çıkmalı ise geri, yan, dışarıdayım. Partnerimden uzun bir yan adım attım. Önüm boş. Dışarı, içeri, yan, adım değiştir. Cross'ta ise tamamen dışarıda ilerliyoruz. Cross partnerim cross'a girdikten sonra içeriye giriyorum. Onu da gösterelim. Geri, yan, İleri, ileri, cross, ileri, yan, adım değiştir. Şimdi bunlardan oluşan ufak bir dans yapalım arkadaşlar sizlere.
Evet arkadaşlar, bu dersimizde paralel yürümeyi, dıştan yürümeyi, içeri girmeyi, yön değiştirmeyi ve cross adımı gördük. Ve en önemlisi temel sekizliği gördük, kombinasyonladık ve şarkılar içerisinde kullanmaya başladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.